31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlayacak. Peki daha önceki çalışmalardan yararlanılacak mı? Yeni anayasada süreç nasıl işleyecek? Detaylar geliyor ekranlarınıza. 31 Mart yerel seçimleri sonrası gözler yeni anayasa çalışmasına çevrilecek. AK Parti yeni anayasa için start verecek. Bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz. Bayram sonrasında muhalefet partilerinin kapısı çalınacak. İlk ziyaretlerin amacı usul belirleme olacak. Cumhurbaşkanlığında kurulan ekip tarafından hazırlanan 120 maddelik yeni anayasa taslağı ile ilgili bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dört kez sunum yapılmıştı. Mevcutta bulunan taslağın raftan yeniden indirilerek bayramdan sonra ziyaret edilecek muhalefet partileriyle bir değerlendirme yapılması, mecliste grubu bulunan partilerin yeni tespitleri doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Cumhur İttifakı partileri olarak Peki mevcut taslakta neler var? Meclisin güçlendirilmesi, hükümeti denetleme ve bazı konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünün arttırılmasına yönelik önemli maddelerin yer aldığı ifade ediliyor. Meclisin salt çoğunlukla yani 360 oyla bakanları görevden alabilme yetkisi Halkın 100 bin imza ile kanun teklifi, 500 bin imza ile anayasa değişikliği önerisi verebilmesi ve çıkan kanunları veto edebilme hakkı getirebilmesi yer alıyor. Bunların yanı sıra etkin bir denge denetleme sistemi oluşturulması gibi başlıklarda yer alıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de bazı değişikliklerin olması planlanıyor. Usul belirleme turunun ardından her partiden anayasada olması gereken başlıklara yönelik bir taslak hazırlanması istenecek. Çalışmanın bu hazırlanan taslaklar üzerinden yürütülmesi bekleniyor. Partilere çalışma için verilecek sürenin ardından bu kez Meclis Başkanlığı devrede olacak. Meclis Başkanlığı tarafından yeni anayasa için barolar, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve akademik camiayı da çalışmaya katkı sunması için davet edecek. Sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin ardından yaklaşık 100 madde olması beklenen anayasa çalışması için mecliste anayasa komisyonunun kurulması bekleniyor.